Merhaba, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber o güzel kardan adam kupasından öreceğiz. Çok tatlış. Böyle. Şey yakınlaştırayım. Böyle tatlış olacak. Bunun için gerekli olan bir miktar kırmızı ip, beyaz ip, biraz siyah. Burnu için bir miktar turuncu ip. Pompon lazım. İsterseniz iple yapabilirsiniz. İsterseniz böyle hazır bir pompon alabilirsiniz böyle. Bir tane goblen iğnesi. Önündeki bu deseni yapmak için. 5 milimetrelik gözler. Kilitli gözler. Şöyle göstereyim. Şöyle 5 milimetrelik kilitli gözler. Eğer bu boyda gözünüz yoksa şey yapabilirsiniz. İşleme yapabilirsiniz. Bir makas, ipimizin kalınlığına göre bir tane tığ. Benim iplerim orta kalınlıktan biraz daha kalın olduğu için ben biraz kalın tığ kullanacağım. Ve yoğurt, peynir, dondurma vesaire kutusunun tabanı ya da kapak kısmı. İsterseniz karton da kullanabilirsiniz ama ben bunu kullanmayı tercih ediyorum çünkü daha sağlam oluyor. O zaman yapımına başlayalım. Malzemelerimizi de saydık. Birazcık da elyaf lazım. İçini doldurmak için bir miktar elyaf da lazım. Onu da hazırlayalım. Şey yapalım. O zaman başlayalım. Önce sihirli halka ile başlayacağız. Böyle parmağımıza doluyoruz önce. Daha sonrasında bu şekilde tığ içinden geçirdikten sonra bir tane ilmek alıp bir zincir çekiyorum. Daha sonra sihirli halkama sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Sihirli halkam altılı olacak. 3. Biraz sıkıştırayım. 4. 5. Ve 6. Tamamen sıkıştırıyorum. Ve ilk baştaki ilmeğin içine tığımla giriyorum. Bir tane ilmek aldım, oradan çıktım. Şimdi ilmek kaydırmayla bir sıra yukarı çıkıyorum. Bir zincir çektim. Hemen az önceki battığım yeri tekrar batıp bu sefer bu sırada bütün ilmeklerimin içine ikişer tane sık iğne batıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi devam ediyorum. Hepsinin içine ikişer tane batacağız. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ilmek kaydırmayla birleştirdiğim bir zincirle yukarıya çıktım. Gene aynı tığımı aynı sık iğnenin içerisine battıktan sonra bir ilmek geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Önündeki yere iki tane batacağım. Bir tane tek sık iğne, bir tane çift sık iğne yaparak sıra sonuna kadar artırmalarımı bu şekilde devam edeceğim. Bir tane tek sık iğne batıyorum. İkincinin içine ikişer tane batarak sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna geldim. Her sıra sonunda yaptığımız gibi ilk sık iğnemizin içine battık. Bir tane zincir çektik. Tekrar buraya batıyoruz. Bir, iki tane batıyorum. Üçüncünün içine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. İki tane tek, bir, iki tane tekli sık iğne, üçüncünün içine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edip geliyorum. Dördüncü sıramız bitti. Beşinci sıramızda bir, iki, üç sık iğne yapıyoruz. Dördüncünün içine çift batarak sıra sonuna kadar 3 tane tek sık iğne, bir tane çift sık iğne batarak artırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Yeniden iğne kaydırarak sırayı bitiriyorum. Bir sıraya bir zincirle çıktım. Tekrar sık iğne yapıyorum. 1 2 3
4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir artır devam edelim. 6. sıradayız şu an. Şimdi 7. sıraya da geçiyoruz. İğne kaydırmayla bitirdik sıramızı. Bir zincirle yukarıya çıktım. Önümdeki yere battım. 1 2 3 4 ve 5. 7. sıradayız şu an. Ve artırmamızı yapıyoruz. Bir sık iğnenin içinde bir artırma yapıyoruz. 7. sıradayız ve 5 sık iğne bir artırma yaptık şu an. Ve bu sıraya sıra sonuna kadar aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Şimdi 8. sıradayız. 8. sırada 6 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim. Gelelim. 6 sık iğne bir artırma. Şimdi tekrar birleştiriyoruz. İlmek kaydırmayla bir zincirle yukarıya çıkıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 9. sıraya geldik. Arka loblardan, yani BLO'dan öreceğiz. Şöyle göstereyim. Aynı sık iğneyi arka loblardan girip oradan öreceğiz. Böyle yavaş yavaş göstereyim. Tığlar var ya, burada iki tane lob var ya, şöyle daha yakından göstereyim. Netlemiyor. Daha yakından göstereyim. Böyle arka lobuna giriyoruz. Tığımızı, ipimizi aldık. İlmeğimizi yaptık. Arka loblardan artırma, eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Şimdi sık iğne, ilk ilmeğimize girdik. Tığımızı, ipimizi aldık ve ilmek kaydırmayla birleştirip bir zincirle yukarıya çıktık. Şimdi 10. sıraya geldik. 9. sıra bitti. 1 2 şöyle yapalım. 3 4 5 6 tane sık iğne yaptıktan sonra şöyle yakından göstereyim. Dış loblardan alıyoruz ve eksiltme yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 bir dakika, tel kaçırdım. 6 ve şu şekilde dış loblardan alarak, evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim. Şimdi ilmek kaydırmayla bitirdim. Bir zincirle yukarıya çıktım. Şimdi 11 ve 17 sıra arası, yani toplamda 7 sıra artırma, eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. 7 sıra örüp geliyorum. Şimdi ben 17. sıraya kadar geldim. Şimdi şöyle göstereyim. Buradan beyaz ipimi geçiyoruz. Beyaz ipimizi bu şekilde ilmeği kaydırıyorum. Hani sıra başlarına ilmek kaydırarak birleştiriyorduk ya. Bunu beyazla yapıyoruz sadece. Tek farkı bu. Bir zincirle yukarıya çıktım. Kırmızıyı burada kopartacağız. Önce biraz örelim. Şimdi burada arka loblardan öreceğiz. Şöyle göstereyim biraz. Evet. Bu sırayı arka loblardan, yani BLO'dan öreceğiz. Şöyle daha net göstereyim. Arka loptan girdik. Sık iğnelerimizi bu şekilde artırma, eksiltme yapmadan arka loplardan, BLO'dan tekrar yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Bu arada kırmızı ipi keselim burada.
Arkada iki ipimizi birbirine bağlayalım. Kırmızı ipe daha sonra ihtiyacımız olacak. Bere yaparken. Bu şekilde düğümlüyoruz. Arka tarafta kalıyor. Arka loblardan örmeye devam edelim. Artırma eksiltme yapmadan. Şimdi sırayı bitirdim. Sıra başını diğerlerini yaptığımız gibi ilmeği kaydırarak birleştiriyoruz. Bir zincirle yukarıya çıkıyoruz. Şimdi 6 sık iğne bir artırma yapacağız. Bundan sonra artırmalarımız olacak. 4, 5, 6 tane sık iğne. 7'incinin içine çift batıyoruz. Bu şekilde 6 sık iğne bir artır yaparak sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Şimdi 20. sıraya geldik. 20. sırada 7 sık iğne bir artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğiz. 7 sık iğne bir artırma. Bu sırayı bitirdikten sonra siyah ipi nerede kullanacağımızı da söyleyeceğim. Burayı bitirip gelelim. 7 sık iğne bir artırma yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Beyaz ipi kopartmıyoruz. Beyaz ip burada duracak. Şimdi siyah ipi alalım. Parmağımıza doluyoruz. Kupamızı alıyoruz. BLO örmüştük ya kırmızıda. Beyaza geçerken BLO'dan. Onun BLO'sundan. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde tığımızı alttan katıyoruz. Siyah ipimizi doluyoruz. Ve buradan yavaşça çıkartıyoruz. Bu kadar kolay. Bir miktar ip kalsın orada. Onu içeriye çekeceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar giriyoruz. Bir tane sık iğne yaptık. Önündeki yere geliyoruz. Bu şekilde bütün FLO'ların yani ön lobların hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Aynen bu şekilde. Neden şimdi yaptık? Çünkü bu aşamada yapınca daha kolay oluyor. Diğerinde yapmıştım ve daha kolay olmuştu. O yüzden sizinle de bunu paylaşmak istedim. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam edelim. FLO'dan sık iğneleri yapmaya devam edelim. Sıra sonuna görüşelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstereyim. Sıra sonuna geldim. İlk yaptığımız ilmek var ya. Onun içinden geçiriyoruz. Tığımızı tekrar göstereyim. Tekrar ilmek alıyoruz. Yavaşça ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve burada biraz ip bırakıp kesiyoruz. Bu kadar kolay. Kemer kısmımız oluştu. Bu şekilde göstereyim. Siyah iple şimdilik işimiz bitti. Daha sonra tekrar alacağız onu. Ağız yapmakta kullanacağız. Şimdi bu siyah iplerimizi içeriye çekiyoruz. İçeriden alıyoruz. Ve şöyle alt kısımdan alırsak daha güzel olacak. Ve arkasına düğüm yapıp üst tarafa devam ediyoruz. Arkasına siyah ipleri bağlayalım. Şimdi beyaz ipime geri döndüm. Şimdi artırmalarımız bitti. Şimdi tam 6 sıra 21 ile 26. sıra arası artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. 6 sıra dümdüz örüp geliyorum. Şimdi ben 26. sıraya kadar ördüm. 27. sıraya geldik. 27. sırada 7 sık iğne bir azaltma yapacağız. 2 3 azaltmaları tekrar göstereceğim bu arada. Hani belki ilk defa öğrenenler vardır. Onlar için yardımcı olmak amacıyla. 2 4 6 7. Şimdi şöyle yakından göstereyim. Dış loblardan alıyoruz.
İkincisine tekrar giriyoruz tığımızda. 1, 2, 3 tane ilmek oluyor. Alıyoruz tığımızı ipimizi. İkisinden geçiriyoruz. İkisinden bir daha geçiriyoruz. Bu kadar kolay. 7 sık iğne bir azaltma yapmaya sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 28. sıraya geldik. 6 sık iğne yaptım ben. 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Azaltmayı tekrar gösteriyorum. Dış lobun birinden giriyoruz. İkincisinden tekrar giriyoruz. İç loblar bu şekilde içeride kalacak. Dış loblarını alıyoruz. Tığımızı ipimizle doluyoruz. Yavaşça geçiriyoruz. Bu kadar basit. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma devam ediyoruz. Şimdi azaltmaları devam edeceğiz ama onun öncesinde gözlerimize takacağız. Daha sonra içini doldurup azaltmalarımıza devam edeceğiz. Alttan şu beyaz yer var ya, ilk beyaz renge başladığım sıra. Oradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ve 8'in arasında tığımızı katıyoruz. Oraya bir gözün yerini belli yapıyoruz. Takıyoruz. Oraya taktık. İki tane ay. Ay göz düşürdüm. İki tane sık iğne arayla diğer gözümüze takıyoruz. Arkaya böyle çıkacak. Önde böyle sempatik bir duruş olacak. Böyle şaşı falan. Böyle sempatik olursa daha tatlış olur. Arkaya da bu ebatlarını takalım. Ebat diyorum. Ay, siz söyleyin. Aparatını. Kilidini. Artık ne olursa. Evet, böylece taktık. Böyle oldu. Şimdi sıra geldi için doldurmaya. Bunu herhangi bir plastikten kesmiştik ya. Daha sonra bunun tabanını yerleştirelim bu şekilde. Yerleştirelim. Aslında zor bir aşama değil. Sadece tabanını güzelce yerleştireceğiz, o kadar. Bütün aşamaları görmeniz için video uzun gelebilir. Bütün aşamaları böyle gözünüzün önünde yerleştireyim, yapayım. Tabanını bu şekilde yerleştirdik. Gözlerimizin arkasında çakmakla yaktım ben. Bunun sebebi de kilitleri daha sonra kurtulmasın diye. İçinde artık elyafımızı dolduralım. Doldurup geliyorum. Boncuk elyaf kullanıyorum ben. Doldurup geliyorum. Şimdi ben içini doldurdum bu şekilde boncuk elyaflarımla. Şimdi devam edelim. Böyle bu sırada 5 sık iğne bir azaltma yapacağız. Daha sonra 4, 3, 2, 1 sık iğne ve bitir şeklinde örmeye devam edeceğiz. 5 tane olmuş. Ben şimdi tekrar göstereyim. Dış loblar var ya, oralardan alıyoruz. Bu kadar basit. Bu sırada 5 sık iğne bir azalt yapıp bitiriyoruz. Şimdi bu sırada biz zincirle yükseltiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğne bir azaltma. 4 sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 31. sıraya geldik. Bu sırada 3 sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. 3 sık iğne 1 2 bu şekilde azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim.
Şimdi bu sırada iki sakini bir azaltma yapacağız. Zaten azaltmaları öğrendik, biliyoruz. Dış notlardan alıyoruz. Azaltmaları yaptıkça hani hiç yani bu şekilde yaptığımız için şöyle yakından da göstereyim. Bakın hiç belli olmuyor. Bu şekilde bu sıra boyunca iki sakinli bir azaltma yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu sıraya geldik. Yani 32, 33. sıra gibi bir şey olacak. Saymayı bıraktım çünkü. En son bir sakinli ve azalt yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Kedim de bana yardıma geldi. Bundan sonra hiç sık iğne yapmadan ilmekleri bu şekilde hep azaltma ilmeği olarak kullanıp son ilmeğe gelene kadar hep o şekilde yapacağız. Ta ki tepesi kapanana kadar. Tepesi kapandıktan sonra artık burun, şapka ve kulpuna geçeceğiz. O şekilde olacak. Bu şekilde tamamen kapatma, eksiltme ilmekleriyle tamamen kapanana kadar yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bunu bitirdim. Şimdi önündeki bu kar tanesi var ya, onu işleyelim. Şimdi herhangi bir hani şapkasını vesaire yapmadan daha kolay olur diye. Şimdi onu göstereceğim. Daha sonra burun yapmaya geçeceğiz. Aşağıdan şu yakından göstereyim. En alt sıradan girin. Herhangi bir yani yıldız yapma büyüklüğünde şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra üzerinden hatta şöyle 6 sıra üzerinden çıkalım. Şöyle. Hatta bir sıra daha yapalım ki. Şöyle. Çıktık. Bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra altından gelelim. Sonra bu yukarıdan çıktığımız yer var ya, onun tam altında 4 sıra aşağısına 5 ile 6. sıra arasına iniyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde çarpı oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6 sıra şeyinde girelim. Çarpı yaptık. Şimdi buradan tam karşıya geçelim. Şöyle yapalım. Şöyle tam karşıya geçiyoruz. Sonra buradan sonra bir ilmek altından geçiyoruz. Bu şekilde böyle yaparak kar tanesi şeklini veriyoruz. Uçlarına sadece beyaz çizgi oluşturacağız. Hepsi o kadar. Bu şekilde. Video biraz uzun olacak ama yani bazı güzel şeylerin çıkması için de biraz zaman harcamak lazım. Öyle. Hatta şuraya bir tane daha çizgi çıkartabiliriz. Şöyle yapalım. Daha tatlış görünsün. Evet.
İşte bu kadar. Herhangi bir yerden çıkıyoruz. İpimizi kesip içeriye çektirip işte yaptık. Aslında zor bir işimiz yok. Şimdi kesiyorum ipimi. Daha sonrasında ipimi içeriye çektikten sonra burun yapıyoruz. Burun hizasına göre de ağzını yapacağız. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi burnunu yapalım. Sihirli halka ile başlayacağız. Ama sihirli halkamız beşli olacak. Bir tane ilmek, bir tane zincir çekiyorum. 5 tane sık iğne yapacağız. Üç, dört ve beş. Şimdi ikinci sırayı da 5 tane yapacağız. Üçüncü sırada görüşelim. Şimdi ikinci sırayı da yaptım. İlmek kaydırma ile birleştirip bir sık iğne ile yukarıya çıktım. Bir sık iğne ikincinin içine artırma yapıyoruz. Bir sık iğne daha. Bu şekilde iki tane artırma yapmış olduk. Olacağız. Böylece 7'ye çıkacak sayımız. 7'ye çıktıktan sonra dördüncü sırada 7 sık iğne yapıyoruz. Dördüncü sırada bitireceğiz. Şimdi dördüncü sırada ben uzun bir iplik bırakarak bitirdim. Şimdi gözün bir sıra altına geliyoruz. Bir sıra. Zaten burada 3 tane ilmek görünüyor. Şu şekilde 2 tane ilmeğin ortasına dik getirip dikiyoruz. Bu şekilde. Daha tam olarak dikemediğim için birazcık yamuk görünüyor. Ama diktikten sonra çok tatlış görünecek. Bu şekilde. Birazcık kargo burun gibi göründü. Ama sıkıntı yok. Bunun esprisi orada. Tam ortalı bir şekilde dikerseniz tamam. Şöyle yapalım. Ve bu da bitti. İpi içinde kaybedelim. Herhangi bir yerden çıkalım. Şimdi ponçemizin aslında burnunu diktik. Şimdi sıra geldi ağzına. Bununkine bakalım. 1, 2 sıra. 1, 2. İkincisinin oradan girdik. Daha doğrusu bir sıra aşağı, iki sıra yan tarafından girdik. Tam karşıdan çıkıyoruz. Bunu neden böyle yapıyorum? Çünkü yerimiz belli olsun diye. Bakalım bunda. Aynı şekilde yapalım diye özen gösteriyorum. Şimdi bir sıra altına geçiyoruz. Bir sıra üstünden çıkıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde yapıyoruz. Bir dakika ben bir bu kenarı daha sonra yapalım. Önce dudak kısmını bitirelim. Bu şekilde. Ay, arkaya dolandım. Onu düzeltelim.
Şekilde. Şimdi alt kısmına inelim. Bir sıra alttan, bir sıra üstten giriyoruz. Bu şekilde kardan ıvımızın dudağı da tamamlanmış oluyor. O kadar basit. Şimdi bu tamam. Vücudunu koyuyoruz kenara. Şimdi kulpunu yapacağız. Parmağımızı ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyoruz. Ve 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 1, 2. İkinci sırada artımı yapacağız. Daha sonra artımı eksiltme yapmadan 15 sıra öreceğiz. 2, 4, 5. 6. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Şimdi ikinci sıraya geldik. Bir sık iğne yapıyoruz. İkinciye 2 tane yapıyoruz. Yani sayımızı 9'a çıkartacağız. 3 tane artırmamız olacak. Bir tane sık iğne, ikincinin içine 2 tane batıyoruz. Şekilde. Bundan sonra artırma eksiltme yapmadan toplam 15 sıra olana kadar örüyoruz. 15. sırada görüşürüz. Şimdi ben 15. sıraya kadar geldim. İçine biraz doldurdum. Uzun bir iplik bırakıyoruz ve kesiyoruz. Artık bunu dikeceğiz. Ay. Bunu dikelim. Bunu herhangi bir tarafına getirelim. Modelimizin 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 kenarına hemen siyah çizginin hemen altına girelim. Bu şekilde dikelim. Bu şekilde dikiyoruz. Evet. Ah video. Bizi. Sonra biraz kıvıracağız. Önce buradan içeriye giriyoruz. En dip kısmından çıkıyoruz. Bunu bir kıvırıyoruz. İçini doldurmuştuk ya. O yüzden biraz sert olacak. Bizim için de önemli olan o zaten. Önemli olan biraz sert olması ki dik dursun. Daha sonra böyle sakız gibi görünmesin. İstediğimiz görüntü o değil. En son olarak şapka yapımına geçeceğiz. Bu şekilde dikiyoruz. Altı ile üstünün dengeli olmasına dikkat edelim. Şekilde. Bu işte bu kadar. Bunu da bir yerden çıkartıyoruz dibini. Ve içine çekiyoruz. Kulpumuz böyle oldu.
bu şekilde. Şimdi şapka yapımına geçeceğiz. Şimdi sihirli halka ile başlıyoruz şapka yapımını. 6 tane sihirli halka yapıyoruz. Zaten sihirli halka yapımını biliyorsunuz. 2 3 4 5 6'lı sihirli halka. 2. sıraya geçiyoruz ve her ilmeğin içerisine 2'şer tane batarak sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. 2'şer tane batıp sayıyı 12'ye çıkartıp geliyorum. Şimdi 2. sıramız bitti. 3 ve 4. sırayı 12 sık iğne olarak öreceğiz. 5. sırada görüşelim. Şimdi 5. sıraya geldik. Bir zincirle yukarı çıktım. 1. Bir zincir çekip bir sık iğne yapıp bir artırıyoruz. 5. sırada sıra sonuna kadar bir sık iğne bir artır. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Şimdi 6. sıraya geldik. 6, 7 ve 8 yani 3 sırayı artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. 9. sırada görüşelim. Şimdi 9. sıraya geldik. Burada 2 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğiz. 10. sırada tekrar artırmalarımız olacak. Sıra sonunda görüşelim. Şimdi 10. sıradayız. 3 sık iğne bir artırma yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğiz. 3 sık iğne bir artır. Sıra sonunda görüşelim. Şimdi 11. sıraya geldik. 11 ve 13. sıraları artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. Yani 3 sıra dümdüz örüp geliyorum. Şimdi 14. sırada 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim. Şimdi 15. sıradayız. 15. sırada 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sonra ip değiştireceğiz. Şimdi beyaz ipe geçiyoruz. Bir sıra beyaz ip öreceğiz ama bundan sonra artırma ya da eksiltme herhangi bir şeyimiz olmayacak. İlmeği kaydırma ile birleştiriyoruz. Bir zincirle yukarıya çıktık. Bundan sonra bu sırayı beyaz renkle öreceğiz. Daha sonra kırmızı rengi, daha sonra tekrar beyaz, daha sonra kırmızı ile bitireceğiz tekrar. Renk değişimini tekrar göstereceğim. Bu sırayı dümdüz artırma eksiltme yapmadan beyaz renkle örüyoruz. Tekrar kırmızıya geldik. Bir sıra beyazla örmüştük. İsteyen düz de devam edebilir. İlmeği kaydırma ile birleştiriyoruz. Bir zincirle yukarıya çıktık. Bu sırayı da kırmızıyla örüyorum. Daha sonrasında bir sıra daha beyaz öreceğim. Artırma eksiltme yapmadan en son sırada kırmızıyla bitireceğiz. Tekrar ilmek kaydırmayla yapıyorum. Son sıramız kırmızıyla olacak. Bu sırayı da beyazla örüyorum. Beyazla öreceğiz. En son sırada görüşelim. Artırma eksiltme yapmıyoruz bu arada. Burayı da kırmızıyla örüp bitirelim. Artırma eksiltmelerimiz yok. Son 4 sırada yapmadık. Artık son sıramızda kırmızıyla yaptıktan sonra bunu da başına dikeceğiz. Sonra kupamız bitecek. Kupamız bitecek. Şimdi en son ilmek kaydırma ile bitirelim. Uzun bir iplik bırakalım. Bir zincir çektim. Uzun bir iplik bıraktım. Uzun ipliğimi de kesiyorum. Beyazımı da kesip arkadan düğüm atıyorum, iki beyazı. Düğüm atalım. Pomponumuzu da tepeye dikelim. Böyle küçük dikiş iğnesi olsa yeterli. Bir tane dantel ipiyle dikmeniz olacaktır. Tam tepeye de getirelim. Bu şekilde.
tam tepeye dikmek güzel olacak. Daha sonrasında da şapkayı kafaya geçirdikten sonra artık tamamen bitmiş olacak. İsterseniz pomponu kendiniz evde de yapabilirsiniz. Ben toplarım vardı. Onları kullanmak istedim. Böyle. Kesip geliyorum. Şimdi kupamızı alıyoruz. Uzun bir iplik bırakmıştık ya. Bunu biraz yan dik getiriyoruz. Çünkü bunun da esprisi burada. Evet. Sonra şöyle biraz yanlamasına. Kupamızın diğer tarafında olsun. Daha tatlış görünür. Bu şekilde. Tam yan tarafına dek istediğiniz yöne siz karar verin. Ben böyle yapmak istedim. Ben böyle yapmak istedim ve böyle yapıyorum. Siz tabi nasıl isterseniz o şekilde ister tam tepeye de getirebilirsiniz. İster benim gibi yan yapabilirsiniz. Daha tatlış oluyor. Yani bana göre aralardan dikiş attırın. Bu şekilde. Öyle. Kardan adam kupalarımız da bitti. Bu şekilde oldular. Böyle tatlış oldular. Böyle. Benimle beraber yapanların şimdiden ellerine sağlık. Kanalıma yorum yapar, abone olarak ve beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Daha farklı, daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.